Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Medine-i Münevvere'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İslam'ın ilk toplumunu oluştururken o toplumda Arap yani Bedeviler diye farklı bir kitlede bulunuyordu. Bu Bedeviler, Arap özellikle Medine'nin dışında yani çöl ağırlıklı, çöl eksenli hayat yaşayan kimselerdiler. Medeni bir hayattan, o günkü şartların medenisini kastediyoruz tabii ki, medeni hayattan uzaktılar. Develeri, çadırları vardı. Belki tıraş olmuyorlardı, saçlarını kesmiyorlardı. Kendi kaba dilleriyle, kaba kültürleriyle yaşıyorlardı. Onlar da Müslüman oldular. İslam toplumu içinde onlar da bulundular. Fakat şehir hayatı yaşayan, medeni kimliği olan insanlarla beraber bunlar da bir araya gelince Peygamber Aleyhisselam Efendimizin mescidi de dahil olmak üzere bir tür bunlar hep sırıttılar. Yani kabalıklarıyla, bazen de doğal samimiyetleriyle, bazen hırçın ifadeleriyle, bazen de nezaketli ama doğallığından kaynaklanan, düşünülerek yapılmamış tavırlarıyla hep dikkat çektiler. Onun için Kur'an-ı Kerim Tevbe suresinde bunların bizzat vasıflarını zikrederek El-e'râbu eşeddu küfran ve nifakan diye ayetler okudu. Ve minel a'râbi men yu'minu billahi vel yevmil âhiri diye başlayan ayet var. Bu Arap, bu Bedevilerin bu şehir görmemiş diyelim şimdiki manada kültürsüzlerin gavurlukları, münafıklıkları da çok fena. Ama onların içinde mümin olup güzel işler yapanlar da var diye ayeti celile bunları teşhir etti. Biz bugün Müslümanlar olarak belli bir inceleme yapıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimlerle yola çıktı diye düşündüğümüzde hep Ebu Bekirler gibi narin nazik, Osmanlılar gibi böyle karınca incitmez tiplerle yola çıktığını zannedersek yanılırız. Halid bin Velid gibi, Allah hepsinden razı olsun, tuttuğu taşı bile avucunun içinde ezebilecek yürekli insanlarla çıktığını düşünürsek yine yanılırız. O toplum bugünkü gibi, aynen bugünkü gibi insan toplumuydu. İçinde işte Ebu Bekir gibi meleklerle ahlakını yarıştıracak çapta güzel insanlar vardı. Bedeviler de vardı. Gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda asla ve kata yapılamayacak, kabul edilemeyecek kabalıkları yaptılar. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarını öptüğünü görmüş bir bedevi. Benim 10 oğlum var, hiçbirinin henüz yanağını öpmediğim gibi bir ifade kullanmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne diyeyim Allah senin kalbinden merhameti kaldırdıysa demiş. Bu insan Müslüman ama çocuğun öpülüp sevilebileceğini hayal edemiyor bile. Yani tiniyetine yakışmıyor zannediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kaba adamla bir arada oturmuş. Bu kaba saba adamı uzak tutun benden gibi buyurmamış. Yani toplum o toplum çünkü. Hatta pek çok seferinde görüyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların zor anlamalarına karşı müsamahalı davranmış. Anlayacakları güne kadar beklemiş onları. Mesela Bedevi'nin biri gelmiş, Muhammed ne istiyorsun bizden demiş. Böyle kaba saba bir şekilde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona
İslam'ın şartlarını saymış. Kelime-i şehadet, namaz, zekat, hac ve oruç. Hatta hac belki de bu hadis-i şerifte de yok. Adam o İslamiyet böyle mi diyecek yerde seni gönderen Allah'a yemin olsun başka bir şey yapmam bak demiş. Bunları yaparım sadece. Yani bir sürü İslamiyet'in başka görevleri var. Ama sen bunları saydın, şimdi ben bunları yaparım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurmuş ki cennetlik bir adam görmek istiyorsanız bakın demiş işte bu. Halbuki İslamiyet'le ilgili mesela ana baba hakları var, eşlerin hakları var, çocuk görevleri var, belki sadaka verilecek, belki cihada gidilecek. Yani adamın zihni bu kadar kaldırıyor. Bu kaldırmaya tahammül etmiş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Üstelik de adam samimi olduğu için, böyle doğal cevap verdiği için de doğru söylüyorsa kazanacak buyurmuş. Başka bir seferinde de doğru söylüyorsa kazanır, cennete girer buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Çok meşhur bir örnek mesela, yine bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete geliyor. Mescitte yüzlerce sahabi oturmuşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i can kulağıyla dinliyorlar. Bunun idrarı sıkışmış, tuvaleti gelmiş. Kalkmış olduğu yerde çamaşırını kaldırmış, idrarını yapmış. Yani ashab-ı kiram cinnet geçirecek gibi olmuşlar. Ne yapıyorsun sen ya? Burası mescit. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuru şerifindeyiz. Adam hiç normal bir böyle bakmış sadece. Ona doğru yürüyünce ashab-ı kiram, yani adamı linç edecekler belki, bırakın buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, oraya bir kova su dökün, düzelsin bu iş. Bir kova su dökmüşler, adam da oturmuş hiç istifini bozmadan. Çünkü adamın kültüründe ayıp bir şey değil bu. Yani tam anlamıyla dağlı. Biz buna dağlı diyoruz bu tiplere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onu dayaktan kurtardığını anlayınca kaldırmış ellerini, Allah'ım demiş. Bir bana, bir de Muhammed'e rahmet et, gerisini etme demiş. İkinci kabalık bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurmuş ki, bir adam Allah'ın bu kadar geniş rahmetini niye daraltıyorsun buyurmuş. Bu adam başka bir şeyden anlamayacak çünkü. Bari böyle aklında bir iz kalsın buyurmuş. Bunlar daha sonra o İslam toplumu içerisinde eridiler, kültürlendiler. Her biri mücahitler oldu, şehitler olarak Rablerine gittiler. Diğer sahabilerle aynı noktalara geldiler. Ama hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iki önemli özelliğiyle. Bir, akılları alacak kadar konuştu onlara. Gidip onlara kelam konularını anlatmadı. Felsefe anlatmadı. Tamam bu kadar dedi. Be adam, seni dayaktan kurtardım, sen böyle yapıyorsun demedi. Allah'ın rahmetini daraltma bu kadar dedi. Bir cümlelik ama onun aklını aşmayacak, kültürünü dolduracak düzeyde kelimeler kullandı. Bir, ikincisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi onların kabalıklarına, eziyetlerine tahammül etti. Yani bu eziyetler arasında çok zor şeyler var. Mesela sahabi diyor ki, bir tanesi gelmiş bedevinin Efendimizin cübbesini bu şekilde yakasından tutmuş, sıkıştırmış, sıkıştırmış, boğacak gibi. Sahabiler orada pervaneler gibi dönüyorlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında. Muhammed, Allah sana mal verdi, sen de bana ver diyor. Adil ol, adil Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle telaffuz ederken bile insanın yani kalbi yerinden çıkacak gibi oluyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kaba adam, hatta sahabi diyor ki bu boynunda sıkmasından kaynaklanan iz çıktı sallallahu aleyhi ve sellemin. Buyurmuş ki, be adam, ben adil olmasam, Allah adil olmasa siz adalet nereden bulursunuz? Başka nereden bulursunuz buyur. Ama adam kaba. Hatta yeri geliyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunlar anlamaz sözden diye, bunlara kalpleri İslam'a ısınsın diye bahşiş de veriyor. Yani adam sadece gelmiş, ziyarete gelmiş, üç tane de deve veriyor ona, git diyor. Adamın anladığı tek lehçe bu çünkü. Demek ki o toplumda bedeviler dediğimiz bir kitle vardı. Bunlar eğitimi pahalı,
bir gruptular. Ama onlardan bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mücahitler, şehitler, alimler, abidler çıkardı. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.